Sevgili seyirciler, Solvatek mühendislik ölçüm gerektiren her anda, her uygulamada pek çok sektörün çözüm ortağı oluyor. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda projeye imzasını atan firmanın kurucuları, milimetreden daha düşük hata paylarıyla elde ettikleri datalarla 3 boyutlu sonuçlar ortaya koyuyor. Çalışmanın içeriğini en yetkili isimlerle Eko Gündem'de konuşuyoruz. Ölçme ve değerlendirme bir işin doğru sonuca ulaşmasında ilk önemli adım kabul edilir. Sektör ne olursa olsun en az hata payıyla gerçekleştirilen ölçümler sahada başarıyı beraberinde getirir. Mühendislerden oluşan deneyimli kadrosuyla Solvatek, iş ortaklarına rekabetçi ve yenilikçi çözümler sunmayı amaç edinmiş bir kurum. Firmanın kurucu ortağı Bora Sayın, yola çıkış amaçlarını anlatarak söze başlıyor. Solvatek oldukça genç bir şirket. 2008 yılında kuruldu. Kuruluş amacımız tamamen sevdiğimiz işi yapmak ve yaparken de birçok farklı sektöre özgün çözümler üretmek üzerineydi. Biz temel olarak profesyonel bilgimiz tamamen ölçüm üzerine, jeodezi fotogrametri mühendisliği üzerine ve bu bilgimizi farklı disiplinlerle nasıl paylaşılırız diye yola çıktık. Ve bu amaçla da en uygun teknolojileri müşterilerimize, ihtiyaç sahiplerine sunmak istedik. Boyutlu modelleme ve görselleştirme ile lazerin gücünden faydalanarak üretilen çözümler, ölçüm gerektiren her sektöre hitap edilmesini sağlıyor. Modelleme, proje yönetimi, eğitim ve destek hizmetleri firmanın fark yaratmasında asli unsurlar oluyor. Farklı kullandığımız ekipmanlar var. Yersel lazer tarayıcılar, havadan kullanılan lazer tarayıcılar, mobil lazer tarayıcılar. Ve bütün uğraşımız, bütün çabamız lazer tarayıcıları farklı sektörlere entegre etmek üzerine. Alanında uzman bir ekip başarıya ulaşırken mühendislik bilgisini yenilikçi anlayışla birleştiriyor. Şirket çekirdeği harita mühendislerinden, jeodezi fotogrametri mühendislerinden oluşuyor. Onun dışında yapımızda proses mühendisleri ve mimarlar bulunuyor. Farklı sektörler derken biz endüstriyel tesislere, endüstri sektörlerine hizmet vermekle beraber mimarlık ve arkeolojik sektöre de hizmet veriyoruz. Onun için mimari projelerde de çoğu zaman ismimiz geçiyor ve o konularda da iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Kurucu ortaklarından Banu Sayın, geniş bir hizmet profiline sahip olan firmalarının endüstriyel kuruluşlara verdiği hizmetin yanı sıra mimari projelerde de ağırlığını hissettirdiğini söylüyor. Her mühendislik dalında bir ölçme ihtiyacı doğuyor. Sadece bunun farklı hassasiyetlerde, farklı doğruluklarda olmasına bağlı olarak ölçüm hizmetinin çeşitlenmesi mümkün. Biz de burada farklı sistemleri kullanarak aslında birçok firmaya ve birçok sektöre hizmet verebiliyoruz. Bunlar arasında mimarlar var. Röleve çalışmalarında onlara destek verebiliyoruz. Arkeolojik alanlarda ölçüm yapıp yine tüm arkeolojik alanların dokümantasyonu ve onların restorasyonu sırasında hizmet verebiliyoruz. Bunun dışında örneğin denizcilik sektöründe bir gemi yapımında, iç tasarımında, iç dizaynında her adımda aslında ölçüm gerekiyor ve biz bu alanlarda hep destek verebiliyoruz. Aynı şekilde enerji sektöründe de petrokimya firmaları, fabrikalar, aklınıza gelebilecek her alanda mevcut yapının hali hazırını çıkarmaya yönelik ölçüm hizmetlerimiz ve sonrasında bunu kullanırken müşterilerimize destek verecek animasyonlar, 3 boyutlu modeller, artırılmış gerçeklik uygulamaları, bu tarz hizmetlerimiz mevcut. Lazer teknolojisi üzerine uzmanlaştıklarını dile getiren Bora Sayın, farklılıklarını yaptıkları işi çeşitlendirerek ortaya koyduklarının altını çiziyor. Biz sadece lazer teknolojisi üzerine çalışan tek firmayız. Harita mühendisiyiz, jeodezi fotogrametri mühendisiyiz. Ancak biz standart bir jeodezi fotogrametri mühendisliği ofisinin, bürosunun yaptığı işleri yapmıyoruz. Sadece bu teknoloji üzerine yoğunlaşmış durumdayız.
akademik kariyerlerimiz tamamen bunun üzerine. Hala devam eden akademik bir çalışmalarımız da var. Ve uzun süreli bir deneyimimiz var. Yani bu teknoloji Türkiye'ye girmeden önce dahi biz bu teknolojiyle ilgileniyorduk. Yurt dışında birçok proje yaptık. Bunun verdiği yüksek bir güven de var. Yani kendi bilgimize çok güveniyoruz. Ve bu bilgimize dayanarak da müşterilerimize istedikleri kaliteyi sunabiliyoruz. Sistemin işleyişine değinen Banu Sayın, sahada yaptıkları çalışmaları bir örnekle izah ediyor. Lazer tarayıcı dediğimiz sistem, baktığınızda sizin etrafınızda gördüğünüz her şeyi milimetrik hassasiyette noktalar olarak bilgisayara atmaya yarayan bir sistem, ölçüm sistemi. Bu farklı sektörlerde, farklı çözünürlüklerde bunu kullanıyoruz. Petrokimya tesisinden bahsedersek, gördüğünüz tüm boruları ve üretim tesislerinin hepsini milimetrik olarak bilgisayar ortamına atıyoruz. Sonra bunlardan farklı yazılımlar kullanarak modeller üretip ya da iki boyutlu çizimlere dökebiliyoruz. Bu da daha sonrasında yapılacak çalışmalar için altlık oluşturuyor. Çünkü her şeyin hali hazırını çıkarmak ilerideki projelere çok büyük önemli bir destek veriyor. Dolayısıyla bunların doğru olması gerekiyor. Bu doğrulukta da kullanılan geleneksel yöntemlere göre lazer tarayıcılar oldukça başarılı sonuç veriyor. Alınan temsilciliklerle firma gücünü pekiştirirken çözüm ortaklarından da desteklerini esirgemiyor. Aynı zamanda işte temsilciliklerimiz var. Hani biz bu teknolojileri sunarken farklı firmalarla, yurt dışı firmalarla da partnerliklerimiz bulunuyor, temsilciliklerimiz bulunuyor. Bu temsil ettiğimiz firmaların da burada birebir desteğini ve gerekirse eğitimlerini veriyoruz. O konuda da her zaman müşterilerimizi destekliyoruz. Banu Sayın, çalıştıkları firmalara hızla birlikte doğru ölçüm vaat ettiklerinin altını çiziyor. Bu teknolojiyi getiren öncü firmalardan birisiyiz. Bundan önceki teknolojiler nasıldı? Hani bildiğiniz, elinize aldığınız çelik şerit metreyle ölçüm yapabilirken ya da total station dediğimiz daha tek tek nokta ölçerek yüksek doğrulukta ölçüm alabildiğiniz sistemler vardı. Bunda ise biz hız getirdik. Örneğin total station'la yapacağınız bir ölçüm alanı size belki 2 ay bir ölçüm süresi verecekken bu sistemde 2 günde bu ölçüm gereğini aynı doğrulukta, aynı hassasiyette yapmanız mümkün. Hizmet ağını yurt içiyle sınırlı tutmayan firma, yurt dışı projelerinde de yer alıyor. Temsilcisi olduğumuz firmaların bir tek Türkiye değil, bölge temsilcisiyiz aynı zamanda. Bu anlamda çevre ülkelere de destek veriyoruz. Ama özellikle hizmet verdiğimiz şirketler bir tek İstanbul'da değil, zaten sanayinin yoğun olduğu İzmit tarafında birlikte çalıştığımız kurumlar var. Örneğin Kars'ta projemiz olabiliyor, Antalya'da olabiliyor. Hani çok farklı illere gidebiliyoruz. Bizim için lokasyon kesinlikle problem değil. Çünkü ölçüm sistemi oldukça hızlı bir sistem olduğu için gidilen lokasyonda çok çabuk işler halledilip tamamıyla geri kalanı ofiste devam ediyor. Bu anlamda her yere hizmet verebiliyoruz. Çevre ülkelerde demişken bunlardan hani şu sıralar en çok çalıştığımız Azerbaycan var. Karadan ve havadan yapılan ölçümler, özellikle gelişen yenilenebilir enerji pazarında firmanın gücünü ve farklılığını ortaya koymasını sağlayacağı benziyor. Bizim sistemlerimiz yersel lazer tarayıcılar diye geçiyor ama aynı zamanda bunların uçağa takılan versiyonlarını havadan tarama yaparak çok daha büyük alanları ölçüp modelleyebiliyoruz. Bu anlamda da yine güneş tarlaları için belirlenen alanların üç boyutlu modellerini üretip onlar üstüne analizlerini kolaylaştırabiliriz. Aynı şekilde hidroelektrik santralleri için ya da mesela barajlar için yine uçağa takılan sistemlerimizle uçuşları gerçekleştirip bunlar üstündeki çalışmaların daha efektif ve analizleri daha kolay olabilecek şekilde müşterilerimize hizmet verebiliriz. Firmanın kurucu ortağı Bora Sayın, hedeflerinde ARGE faaliyetleriyle teknoloji üretip sistem geliştirmenin yer aldığını belirtiyor. Biz alıp satan bir firma olmak istemiyoruz her zaman. Daha ziyade bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Her zaman bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. Ama bir sonraki adımlarımız
bir paket halinde çözümleri farklı farklı sektörlere göre hedefleyip onları paket paket veriyor olmak ve bu paketlerin de yani mümkünse %100'ünü bizim ürettiğimiz teknolojilerden olmasını sağlamak. Yani teknolojiyi her zaman dışarıdan almak iyi olmadığını düşünüyoruz. Bunun kendimizi yapmamızın daha iyi olduğunu düşünüyoruz ve o anlamda da mesela yazılım çalışmalarımız var. Kendi yazılımımızı ürettik. İlk modelleme yazılımımızı ürettik. Donanım çalışmalarımız devam ediyor, Ar-Ge çalışmalarımız. O anlamda yani bir 5-10 yıl sonra büyük ihtimalle hani Solvotec kendi ürünlerini sunan, kendi donanımını, kendi yazılımını sunan bir firma olacak diye düşünüyoruz. Bu yıl 19. kez düzenlenen Çevre ve Enerji Fuarı'na ilk kez katıldıklarını ifade eden Bora Sayın, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kendilerine gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Biz ilk defa katılıyoruz bu fuara. Geçen sene ziyaretçi olarak gelmiştik. Aslında bu sene katılmamızdaki sebep de o. Geçen seneki potansiyeli gördükten sonra bu sene değerlendirebileceğimizi düşündük. Şu ana kadar gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Birçok farklı ülkeden katılımcı var. İşin garibi hani normalde farklı fuarlarda içine kapanık dururlar bu firmalar, yabancı firmalar. Ama burada herkes birbiriyle gayet konuşuyor. Bize gelip giden birçok yabancı firma oldu. O anlamda iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Firma kurucu ortakları Bora Sayın ve Banu Sayın, çözüm ortaklarına verdikleri son bir mesajla sözlerini noktalıyor. Solvotec her zaman müşterilerine çözüm sağlayan bir firmadır. Asla belli standart ürünleri olup o hizmetleri vermek ya da o ürünleri satmaya yönelik değildir. Her zaman müşterinin sorunu neyse ona çözüm olarak bir şey geliştirmeye çalışır. İnşallah bunları her zaman ileride de kendi ürünlerimizi de çözüm olarak sağlayabilecek duruma geldiğimizde daha güzel çözümler önerebileceğimize inanıyorum şirketlerimize. Doğru ve hızlı ölçüm sonuçları istiyorsanız Solvotec'ten şaşmayın derim.